Evet, merhabalar herkese. Bir başka Kenar Etkisi bölümünde tekrar birlikteyiz. Yine sevgili Osman Börütecan ile beraber uçuk kaçık mevzulara dokunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Kenar Etkisi'nde biz böyle tuhaf tuhaf insanlar bir araya gelip aramızda kenarlar oluşturup enteresan şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bir nevi bilginin imkanlarını savıyoruz yani. Böyle bir ortam var. Bence çok zevkli. Bugün Osman'la beraber en netambili mevzulardan birisi olan, ki videonun başında görmüşsünüzdür, bilimin en büyük sorunu, mevzumuz bu. Şimdi böyle yazınca da herkes gelecek, aha çözülemeyen bilimsel problem falan diye. Herkes zannediyor ki bilim şimdiye kadar her şeyi çözdü, çözülemeyen bir tane büyük muamma var. Herkes onu bekliyor. Tabii dün çıktı onu konuşacağız. Ha falan. Aslında biraz öyle değil. Bilimsel bakış açısının en büyük sorununu konuşacağız bugün. Bu büyük bir sorun. Zaten bizim içten içe, hani bilimle uğraşan insanlar, temel meslek olarak bilimle uğraşan insanların içten içe çoğunlukla kabul etmeden, yani kabul etmek istemeden yaşadığımız bir sorun. Ama Osman gibi arkadaşlar, bunu özellikle düşünceyle, felsefeyle, ezoterik literatürle haşır neşir arkadaşlar, bunu bize hatırlattıkça da çoğumuzun rahatsız olduğu bir mevzu. Neymiş abi bilimin en büyük sorunu? Yani niye sorun olsun? Ne güzel bak, kamera var, çekiyoruz, ilaç var, içiyoruz. Yani tıngır mıngır gidiyor her şey işte. Çözle çöze gidiyoruz. Bir sürü şeyi çözdük, bitirdik yani. Değil mi? Tabii tabii. Yani her şeyi çözüldü. Evet, bize katıldınız işte. Evet, yani dağılabiliriz. Slogan atıp olaysız bir şekilde dağılabiliriz. Hep öyle oluyor zaten. Bilimdeki mesele, yani bilimin sorunu ve bugün hala çözmeye çalıştığımız şey, geçici çözümlerini de bulmuş vaziyetteyiz bunun. Bilgide kesinlik sorunu. Bilgide kesinlik sorunu dendiğinde genellikle mesela felsefeye eğilimli olanların, felsefe öğrencilerinin veya biraz böyle bir felsefe okumuş olanların falan aklına gelen bir soru var. O da şu. Benim gördüğüm kırmızıyla senin gördüğün kırmızı aynı şey mi acaba sorusu. Kualya problemi. Kualya problemi bundan beter. Zaten o yüzden girdim oldu, buraya. Evet, onun bilmiyorsa, evet. Bu soru mesela bence, kardeşim Allah başka dert vermesin denecek bir soru. Benim konuşmak istediğim şeyin yanında. O kadar gömmeyedin iyiydi. Yani yok, hayır canım, yani estağfurullah. Çünkü ya, psikoloji bölümü bayağı bununla uğraşıyor da o yüzden. Yok, uğraşsın zaten, hani ton mon falan iş devreye katarsak aynı şey olmadı. Kesin mümkün dediği zaten birebir %100 aynı olması bir şekilde. Mesele şurada, bilgide kesinlik problemi. Bilgide kesinlik probleminde sorun şu. Aristoteles'in çelişmezlik ilkesi var. Bunu da şeyden alıyor, Platon'dan alıyor. Ve biz onu kullanıyoruz aramızda konuşurken. Yani kullanmaya da mecburuz. Niye mecbur olduğumuz hemen anlaşılacak birazdan zaten. Bir şeyin hem o şey hem de o şey olmayan olamayacağı ilkesi. Yani İlk aksiyon. Bir şey hem evet. Kalem hem kalem değil olamaz. Evet, olamaz. Yani bu ya kalemdir ya değildir. Yani bu hem kalem hem kalem değil olamaz. Gerçi modern mantıkta bunu açtık. Yani meselesi kuantumdan. Yani tabii ki eş gitti, bunlar aynı hızda gitti ama... Ya çok bölmezsen bir şey soracağım. Mesela modern mantıkta, biliyorum mantıkta bunu kuantum fiziğinden önce açtık da... Acaba kuantum fiziğinde bu bulguyu bulmamızın sebebi o bariyeri önceden düşünsel olarak aşmış olmamız olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ben yani yoksa göremezdik falan. Zaten çok şüpheleniyorum bu tür şeylerden. Evet. O şüpheyi başlı başına konuşmamız lazım. Evet. Yani niye biz bir modelleme ortaya koyuyoruz da sonra araştırmalarda o model gibi çıkıyor karşımıza? Evet. Bu çok ciddi bir mesele yani. Neyse. Bana hep Platon'un Eikazia Pistis, hayal kur, itimat et hikayesini düşündürüyor. Şimdi Aristoteles'in o çelişmezlik ikisi, bu aynı anda bu olan ve bu olmayan olamaz. O modern mantıkta da hani şeyi araştırsınlar mesela Kripke çatılarını filan. Çünkü sonsuzluk söz konusu olduğunda bir takım imkansızlıkların mümkün hale gelebileceği evrenler düşünülebiliyor. Evet. Bilinemez belki ama düşünülebiliyor. Bu hem kalem olan hem olmayan olamaz. Biz bu kuralı kabul etmedikçe tartışamıyoruz aramızda. Evet. Yani bilgide kesinlik meselesi. İlk şey çelişmezlik. Bir kere tabii çelişmez konuşmamız lazım. Yani bu şöyledir, bu böyledir derken bunların tutarlı olması gerekiyor bir şekilde. Sorun şurada çıkıyor, burada. Şimdi ben bir karar vereceğim, kırmızı nedir diye. Çok basit görünüyor değil mi? Bugün geldi, evet. 2019 yılında bu basit. Çünkü bunun bir frekans değeri var ondan sonra. O belli bir frekans aralığında bir tane otorite seçeceğiz. Diyeceğiz ki aramızda çöp çekeceğiz. Kısa çöpü çeken bunun hangi aralık olduğuna karar verecek. Burada tıngırdama başladı farkındaysan. Yani kim niye karar veriyor. Diyeceğiz ki şu frekans aralığında, şu frekans aralığındaki şeye biz kırmızı diyoruz artık.
şöyle bir problem var. Kualia burada giriyor devreye. Sen benim için duyudurlar alanında ses çıkaran, hareket eden bir nesnesin. Ben bilmiyorum ki senin kendini kendin ben olarak hissedip hissetmediğini. Bir gerçekliğim yok. Yani sadece kendi alanıma elim uzanıyor burada. Kendi kendime diyorum ki evet ya ben kendi ben olarak hissediyorum. Yani iğne batırdığımda canım acıyor. İşte başıma bir olay geliyor, üzülüyorum falan. Buralarda ben kendimi ben olarak hissettiğimi biliyorum. Ama senin kendilik deneyimine benim ulaşımım olmadığı gibi senin buna nasıl karar verdiğine de benim ulaşımım yok. Yani ben orada bir tür temsili demokrasi gibi bir şey yapmak zorundayım. Yani diyeceğim ki ya bu adam evet, hani makul görünüyor. Güveneceğim. Hani insan olarak kabul edebilirim. Bilgisi, deneyimi, tecrübesi var. O diyorsa fena değildir bu deyip ben de ona oy vereceğim o sırada o frekans oranına ve öyle gerçekleşecek bu. Ama bu sence oldu mu? Hiç olmadı. Kesin falan değil. Hiç değil. Başka bir mesele daha var. Ne konuştuk biz? Frekans dedik, renkle ilgili bir şeyler söyledik değil mi? Yığınla fizik kuralını doğru olarak kabul etmemiz lazım bu konuşmayı yapabilmemiz için. Evet. Yani bir sürü optik kuramını kabul edeceğiz, ışıkla ilgili kuramları kabul evet, edeceğiz. Ta hani Newton'un bilmem ne kuralını kabul edeceğiz de Einstein'ın da şu kuralını kabul edeceğiz. Bunların hiçbirini ispat etmedik. Yani ama güveniyoruz onlara. Güveniyoruz evet. Bu iş bir itimat çerçevesinde oluyor. Yani biz bilgide kesinliğe hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Zaten mesela şeyi düşünürsek Kurt Gödel'in 30'lardaydı yanılmıyorsam ya 30'larda ya 40'lardaki incompleteness tamamlanamazlık matematikteki belirsizliği matematik yollardan gösterdiği durumu düşünelim. Evet, hiçbir matematiksel aksiyon kendi mantık düzeyi içerisinde kanıtlanamaz diye tabii, bir şey koyuyor. Mesela Russell paradoksunu düşünelim. Yani ne zaman siz her şeyi kapsayan bir küme oluşturmaya çalışsanız her zaman o kümenin bir dışı olacak. Onun dışında kalan bir şeyler olacak ve mesela dildeki paradoks yapıyı düşünelim. Dil içerisinde paradoks, o çelişki içermeye imkanı taşıyan bir şey. Hani bu cümle yanlıştır diye yazdığımda dil bilgisi olarak hiçbir hata yapmış olmuyorum. Evet. Yani dil bilgisi doğru, gramer doğru, işte nesne, tümce falan her şey doğru. Ama gerçek işin içinden. Biz bu imkanları kullanarak bu bilgileri ortaya koyuyoruz ya. O yüzden burada her zaman bir kesinlik problemi var ve o kesinlik sorunundan biz hiçbir zaman kurtulamayacağız. Şimdi yani bu tamam, düşünsel planda da okey dedik buna. Teslim olduk. Evet. Yıldız gözlemi yapıyoruz. İşte koyunun karaciğerinin mekanizmasını çalışıyoruz. Atıyorum deprem zamanlarını, işte deprem mekaniğini araştırıyoruz. Jeoloji var, fizyoloji var, var Allah evet, var. Evet. Şimdi bu bilimlerdeki bilgiyi atıyorum 30 ayrı yerde 30 ayrı grup çalışıyor. Atıyorum senin beyin hücrenin bilmem nesinin işte şu kanalının öyle çalıştığını herkes aynı şekilde gösteriyor. Evet. Şimdi burada bir yaklaşım var ama sen kesinlik yok diyorsun. Şimdi kesinlik yok deyince de millet hemen şu diyelim işte diyorsun ya Einstein'a itimat edeceğiz. Hani onu bırakacağız. Diyorlar ki Einstein'ın bulguları daha sonra 30 kişi tarafından da tekrarlandı canım. Her seferinde evet, aynısını diyoruz. Hayatta olduğumuz için bizim için geçerli saymıyoruz onu. Bizimki hiçbir zaman yanlışlanmayacak diye düşünüyoruz. Neyi? Aynısını kastırsın. Neyi? Yani diyorsun ya bir sürü yerde aynı bulgular bulunuyor. Evet. Biz bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi biz hayatta olduğumuz için kendimize atfetmiyoruz. Yani mesela trafik kazaları, kanserler falan hep başkalarının başına gelir. Evet. Bizim için de aynı şey geçerli. Biz doğruyu bulduk yani. Hiçbir zaman değişmeyecek o diye düşünüyoruz. Ama kendi yaşam süremiz içinde bile değişiyor. Bunun yanlışı nerede? Yani şunu soracağım. Bilimsel bilgi bayağı kesin gözüküyor. Yani mesela işte ölçüyorsun, biçiyorsun. Efendim bir sürü laboratuvarda deney ya da gözlem olarak tekrarlıyorsun. İşte çıkıyorsun uzay şeyin Einstein'ın teorisini ispatlamak için işte jet uçaklarına atom saatleri koydular. Hı-hı. Hakikaten herifin öngördüğü gibi relativite nedeniyle geri kaldı falan filan. Yani şimdi burada da bir kesinliğe doğru giden bir yol yok mu Allah'ın seversen? Yani şey mi, bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil yani? Aynen. Bütün bunlarla. Ama bütün bunların değiştiğini hep görüyoruz zaten. Yani şu anda biz ona akıl edemiyoruz diyor, gelecekte değişmeyecek gibi bir durum yok. Bu şeye benziyor. Yani mesela 1920'lerde bütün uzayı Samanyolu galaksisinden ibaret zannediyorduk. Bu kesin değil miydi şimdi? Gibi gözüküyordu o zaman evet. Yani öyle bir durum ama var. Ama bak bildikçe yanlışlanmıyor ki. Genişliyor. Ya mesela bilimsel teorilerde şöyle bir şey vardı. Mesela birileri bugün bekliyor. Şu işte Darwin'in evrim kuramı yıkılacak, az kaldı. İşte yıkıldı gitti falan diye.
bilimde mesela teoriler yıkılmıyor. Bilimde teoriler update oluyor. Update olabilir, yıkılabilir de. Güncellik yani, yıkılmıyor. Mesela bilimde teleolojik fizik yıkıldı ya. Ama o işte bilim değil, o felsefi bir daldı. Mesela yok, o zamanın şey, bilimiydi bu yani. İşte ama bugünün modern bilimini kastediyorum. Mesela modern bilimde işte Newton bir şey söylüyor, üstüne Einstein gelip onu yıkmıyor, onun eksiğini tamamlıyor. Üstüne kuantum fiziği geliyor, Einstein'ın eksiğini tamamlıyor. Ya fizik böyle devrim devrim mesela ilerliyor aslında ve hala Newton fiziğinin geçerli olduğu, hala Einstein fiziğinin geçerli olduğu düzeyler var. Ama kuantum mekaniğinde öbür ikisi çalışmıyor da onun ayrı bir eklemesi gerekiyor falan gibi. Yani aslında böyle ilerlemeci bir tarafı var bu işin. Var ama burada şöyle bir mesele var. Yani bizi aldatan şöyle bir şey var. Biz bütün bu araştırmaları yaparken birçok şeyi kitabına uydurmaya çalışıyoruz. Yani bir sürü şeyi oynuyoruz üzerinde. O kesin. Mesela şey, yer çekiminin gücü veya ışığın hızı. Yani biz bunları biz okullarda sabit diye okutuyoruz da bunlar sabit mabit değil yani. Bir sürü faktöre göre sürekli değişiyor. Artık sabit. Biz bunları, Işık hızı en azından sabit. Oraya gelecektim şimdi. Onu anlatırsam daha açıklayıcı olacak. Işık hızı, yani ışık hızını tabii. Sabit. Niye sabit? Biz sabitledik. Tarihin içerisinde yani. Değişmiş çok. Artık bu değişiklikler olmasın bizim fiziği doğru düz yapalım diye metreyi ışık hızı cinsinden tanımlıyorlar. Yani ışık hızının bilmem kaç milyonda biri bir metredir diye tanımladığımız için ışık hızı değişse bile metre de değişeceği için ışık hızı artık sabit kaldı. Evet. Yani bu bir bizim sabitlik arama hastalığımızın önemli bir sonucu olarak zaten orada buz gibi duruyor. Bütün birim sistemleri de böyle göreceli olarak birbirine göre. İşte saniye dediği şey sezyum atomunun bilmem ne titreşiminin şu kadar da biri falan gibi bir şey. Saniyeyi ona göre tanımlıyoruz mesela. Dolayısıyla bunların hepsi yapay bir konstrukt ama soru şu, hiç mi güvenmeyelim yani buna ya da ne yapalım? Yani yo, bilgi de kesinlikle ihtiyacı. Yani, şimdi şöyle, biz bu işin içindeyiz. Dışarıda dışarısı diye bir şey muhtemelen yok. O yüzden de içinde benim olduğum bu ortamda mesela tıp üzerinden vereyim ben örneği. Yani herkesin de aklına o gelecektir muhtemelen. Ben şimdi dişim çürüdüğü zaman ne yapıyorum, gitmeyecek miyim doktora? Doktora gidiyorum. Doktor önden kabul edilmiş bir takım modellemeleri kullanarak benim dişimi açıyor, çürüyü temizliyor, içini bir şeylerle dolduruyor, kapatıyor. O mutlu, ben mutlu, dönüyorum eve. Şimdi burada biz şu düşünce hatasını yapmayalım. Burada bir Osman var, sistemden bağımsız. Bunlar birbirinden bağımsız olduğu için o bağımsız olan Osman o sisteme giriyor, orada tıbbi bir işlem yapıyor. O tıbbi işlem bilimsel bir işlem yaptığı. Ve o sistemden işini görmüş olarak mutlu mesut çıkıyor diye düşünebiliyoruz ya. Böyle bir ayrılık yok. Biz zannediyoruz böyle bir ayrılık olduğunu. Ben o sistemin içindeyim. Yani Platon gibi düşünelim bir an için. Ben o diş doktoruna güveniyorum. O bilime güveniyorum. Tamam mı? Ama sistemin içerisinde bir unsurum ben zaten. Yani bu anlatabildim mi? Ayrı, burada biraz zor bir şey anlatıyorum. Yani, yani senden ayrı gelişen bir şey biliyorsun. O güveniyor muyuz dediğin şey var ya, kendime de güveniyorum aynı zamanda ona güvenirken. Hı. Sana güvenmem bana güvenmemi gerektiriyor. Benim kendime güvenmemi gerektiriyor. Çünkü ben dışarıda bir yerde değilim ki. Doğru. Verdiğin örneğin yalnız bizi götürdüğü bir yer var. Mesela bugün modern tıbbın teknik ve bilimsel bir şey olarak algılanmasını getirdiği çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yan etki dediğimiz sıkıntı işte. Artık kişiye özel değil, standartize bilimsel olarak işte istatistiksel ilerleyen bir tıp var. Yani mesela şu, birkaç yerde ben testini yaptım. Örneğin mesela şimdi şu anda sigara en büyük düşman ya. Yarın bir gün birkaç bilimsel çalışmayla işte sigaranın X durumdaki kişiye ya da hastalığa faydalı olduğu ortaya çıksa çok uzunca bir süre doktorlar var olan paradigma nedeniyle o sigarayı o tip kişilere reçete edemezler. Alzheimer riski, kolon kanseri. Evet. Çünkü o ayrı bir konu ama şu, o kalıbın içerisinde öyle bir otomatize davranış var ki. Evet. Yani sigara ya da X bir bağımlılık, yani kötü bir şey kötüdür. Hep o kötü olarak kalacaktır. Çünkü o modelin içerisinde böyle oturmuştur. Halbuki onun iyi olabileceği bir ihtimalin ortaya çıkması onu göremememiz anlamına gelebiliyor. Onu fark edemeyeceğiz bile. Yani aynısı sigaraya faydalı denen dönemde zararını göremiyor mesela. Evet. Yani bu... Tıp işte bilim değil sanattır dememin sebebi o sürekli olarak. Yani duruma göre sanat biraz öyle dinamiktir ya, evrilir ve akar su gibi akar. Yani şartlara göre dönüşebilme özelliği sergilen doğal bir şeydir yani. Bilim ve teknik biraz daha bu anlattığın anlamda belki vurgulamamız gereken yer orası. Bizim modele hapsediyor, zanlarımıza hapsediyor ve biraz bu insanların suçu, bilimin suçu değil. Yani insanların suçu. Bilim fikri kendi başına iyi bir fikir.
Çok iyi fikir. Yani bir şeyleri algılıyoruz, o algıladığımızı keselim, biçelim, içine bakalım, yanımdakine sorayım, o da aynı şeyi görüyor. Bu iyi bir şey. Ama biz bunun sonucunda ortaya çıkarttığımız modellemeyi, terbiyemi bozmak istemiyorum, bozan biziz. Yani bunun işimize yaramasına bir engel olan, bunu bize bir yerde böyle sarılan ve tuttuğumuz, biz yapıyoruz bu işi, insanlarda kaynaklanan bir hatadan bahsediyorum ben. Evet. Bilimsel metodolojinin kendi başına bu açıdan sorunu yok. O zaten yanlışlanabilirlik üzerine kurulu. Şuna itirazım vardı senin. Bu yani konuştuğumuz şeyin en başlangıcında. Yani bilim bugüne kadar her şeyi çözdü, bitirdi. Yani bayağı bir yani bir şeyleri anladık biz artık. Yüzyıl önce de olmaya. Çok itiraz büyük ediyorsun. İşte evet, ona itiraz ediyorum. Özellikle o insana gereksiz bir kendine güven, gereksiz bir aslında at gözlüğü de veriyor. Tabii, evet. Çünkü bir şeyleri halledilmiş olarak gördüğün zaman dönüp sormuyorsun. Bunun en büyük örneği de Ramachandran diye bir bizim sinir bilim hekiminden bir arkadaş var. Geri dönüp ta işte 100-200 sene önce sorulan soru stilini tekrar sormaya kalktı. Bir acayip şeyler keşfetti. Nobel verdiler mi bilmiyorum ama alması lazım. Hı. Yani bu kuantum işte hayalet ağrılarla falan ilgili. Ama bunu yapmasını neye borçlu? Herkesin kitaplarda tamam abi çözdük dediği şey bir dakika acaba çözdük mü diye geri dönüp bakması sağladı bunu. Evet. İşte belki de aslında belki de değil aslında temelde bunu söylemeye çalışıyoruz. Hiç de öyle her şeyi çözmüş bitirmiş falan değiliz. Bir şey de bilmiyoruz aslında. Yani. Şöyle bir ümidim var benim. Kısmi bir ümit bu. Big data veya büyük veri adına ne dersek diyelim. Bu konuda bizi biraz ilerletecek. Şöyle ki biz şimdi deney usulü ilerliyoruz ya. Yani dünyada atıyorum 2 milyon şeker hastası varsa muhtemelen yanlış bir sayı söyledim. Oradan mesela 2000 kişiyle 20.000 kişiyle falan bir takım deneyler yapıp bulgular elde ediyoruz. Big data bize şunu sağlayacak. Kaç tane şeker hastası varsa dünyada hepsinin birden datasına sahip olduğumuzda geçmişte ne kadar büyük bir hayal kurduğumuzu, ne büyük bir mistisizmin peşinden koştuğumuzu evet, anlayacağız. Yani biraz daha şumurlu bir zihne sahip olmamızı kolaylaştıracak yani. Evet, evet. Yani orada kısmı açısından ümitliyim. Bu noktada şeyi söylemek isterim. Hani deneyden bahsettim. Tekrarlanabilirliği daha fazla işletmek zorundayız biz. Tekrarlanabilirliği uygulama miktarımız yeterli değil. 100 yıl önce, 50 yıl önce yapılmış deneylerin tekrarlanması lazım. Muhtemelen onlar farklı sonuçlar verecek. Özellikle psikoloji alanında bu dediğin çok büyük bir karın ağrısı. Birçok deney, birçok psikoloji kitaplarının temelini oluşturan deneyi tekrarlayamıyoruz. Tekrarlasak da aynı sonuçları alamıyoruz. Birçok şey dediğin gibi bir sürü kabul ve zandan ibaret. Sen bir yere yetişeceğim bu arada. O yüzden evet, programı toparlamaya çalışıyorum. Evet. Seni geç bırakmayalım, ama sopaya verim ama devam edelim. Bizzat fizik deneylerinin tekrarlanması gerekiyor. Bence. Hepsi, evet aynen öyle. Şimdi psikolojide bunu görebiliyoruz. Çünkü doğrudan hayatımızı insan davranışını ilgilendiren bir şey. Dediğin çok doğru. Temel bilimsel deneylerin tekrarlanması gerekiyor. Bu arada ülkemizde artık temel bilimler bitmiştir, bölümleri kapansa da olur diyen arkadaşlar da kulakları çınlasın. Temel bilim olmadan bu işlerin hiçbirisinde de ilerleyemeyeceğiz. Temel bilim temel soruları sorabilen bilimdir aynı zamanda. Bunu da bak her bilgi alanından insan söylüyor. Özellikle sevgili Osman teşekkür ediyorum. Bu, ben teşekkür beni buraya ediyorum. Bağlamaya müsaade ettiğin için temel ben de bağlamak istiyorum. Bilimden şüphe edin, bilimle kalın.